Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Maraş yöresine ait çörek paylaşacağım. Daha doğrusu bayram çöreği. Çocukluğumuzda, yani benim çocukluğumda en azından sadece bayramlarda yapılan, Ramazan Bayramında, Ramazan bay, hatta Ramazan'ın sonuna doğru yapılır ve bayramda yenilirdi. Yani çok değerli bir şeydi. Önceden dışarıda satılmazdı. Evlerde yapılır bayramda da misafirlere hoşaf yanında ikram edilirdi. Ya yani mutlaka yanında da hoşaf yapılır. İkisi beraber gelen bütün misafirlere ikram edilir. Çok güzel olurdu. Yani o günler de hatta çok güzeldi. Yani hatırlayanlar için ve benim yaşımda olanlar için. Hatta biz çocukluğumuzda e, şeker bayramı, çörek bayramı derdik. Hiç Ramazan bayramı denmezdi. Anneannemler falan hep çörek bayramı şeker bayramı diyebilirdik. çocuk hele bize çocuklar olarak öyle söylenirdi hep. Ve damağımıza, damağımda kalan en güzel tatlardan biridir. Yani çocukluğumda damağımda kalan en güzel tatlardan biri. Şu an Maraş'ta bu sanayileşme ile beraber fabrikasyona döndü. Her an elle, elimizin altında çarşıdan alabiliyoruz. Önceki gibi sadece Ramazan'da değil. Maraş'a geldiğinizde her zaman çarşı ama her şeyde olduğu gibi yani eski lezzeti yok yani ev yapımın verdiği lezzeti yok bugün size bunun ev yapımı lezzetinin tam tadında olması için bu tarifi veriyorum. Maraş çöreği de iki türlü yapılır biri yumuşak çörek denir o, o en fazla bir hafta içinde tüketilmesi gerekiyor onun lezzeti de farklı oluyor bu daha çok yapılan çörek bu çok uzun süre yani bir ay yakın gidebilir bozulmadan bu daha kıyır kıyır daha sert demeyeyim de daha kıyır kıyır kurabiye bir çörek oluyor Çok uzun süre gidiyor dayanıklı oluyor En çok bu yapılırdı o yumuşak çörekten ziyade O yumuşak çöreği de başka bir gün paylaşacağım Bu normal çocukluğumuzdaki orijinal tarif arkadaşlar Şimdi malzemelerimizi koymaya başlayabiliriz Ölçek olarak ben bir çay bardağı ölçeği kullandım Yani daha az yapayım diye fazla olmasın diye siz isterseniz aynı ölçüyü su bardağı ölçüyle de yapabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Evet, bir çay bardağı sıvı yağımızı bırakıyoruz. Tereyağında 150 gram, 150 gram tereyağı. Hatta e, bu sade yağ deniyor. Elnik yağ varsa çok daha iyi olur. Direkt tereyağı değil de sade yağ. Hani bu köpüğü alınmış oluyor. Sadele tamamen yağ formu verilmiş oluyor. O da olur. Benim ondan yoktu şu an. Direkt tereyağı kullandım. 150 gram tereyağı. Dolu dolu bir kaşık yoğurt. Yani bu benim kendi yaptığım yoğurttu. Böyle tepeleme oluyor. O şekilde bir yoğurt. Eğer yoğurdunuz cıvıksa normal kaşıkla 3 kaşık koyabilirsiniz. Evet yoğurdumuzu koyduktan sonra da bir kaşık sirke, üzüm sirkesi koyuyoruz. Varsa elma sirkesi de olur ama üzüm sirkesi daha iyi. Daha sonra da bir kaşık tatlı kaşığı olarak şeker. Tatlı kaşığından biraz fazla da tuz koyuyoruz. Daha sonra da unlarımızı boşaltacağız. 4 bardak un arkadaşlar. Yani bu ölçüye 4 bardak un yeterli oluyor. Evet şimdi yoğurmaya başlayabiliriz. Yoğurma kısmında da çok aşırı yumuşak bir hamur olmuyor. Biraz daha sert bir hamur oluyor. Onun için normal hamurlardan yoğurması biraz daha zordur tabii ki. Evet, yavaş yavaş yoğuruyoruz. Gördüğünüz kıvamda bir hamur oluyor. Bunu da özleşene kadar yoğuralım. Yani yoğurma kısmı bu çörekte önemli arkadaşlar. Biraz uğraşarak yoğuralım. Değil mi? Yani çocukluğumuzda bunları koca koca leğenlerde yapılırdı. Yani şu anki yaptığımı en az 10-15 katı yapılırdı. Evet güzelce bu şekilde yoğuralım. Evet yoğurma kısmını tamamladık. Şimdi hamurumuzu tezgahın üzerine alalım. Evet biraz burada e, şekil alacak şekilde ayarlayalım. Oval hale getirip eşit parçalara böleceğiz. Bunu en güzel bıçakla oluyor arkadaşlar. Ya benim yaptığım e, yöntemde bıçakla önce ortadan kesiyorum. Diğer parçayı da yine ortadan kese kese yani hepsini ortadan kese kese daha eşit hale getirmiş oluyoruz. Evet bu şekilde. Bu yöntemle 16 beze elde ediyoruz. Evet. Bu tepside pişireceğimiz için, fırın tepsisinde pişireceğimiz için küçük hazırladım. Daha fazla büyük olmasın diye. Bir de daha ufak ufak yani tek yemelik olsun diye. Önceden daha büyük yapılıyordu. Bunu daha küçük tuttuk. Evet şimdi yuvarlayıp beze haline getiriyoruz bunları. Şimdi bu ufak bezelere şekil verelim. elimizde çok kolay bir şekilde açıyoruz zaten. 2-3 e, milim olacak kadar. Yani daha çok ince olmayacak bu çörek. Kendinize bir ölçek belirleyin. Ben e, şu an Çaydanlık kapağını belirledim. Siz farklı bir ölçekle belirleyebilirsiniz. Hepsi eşit olsun diye çaydanlık kapağıyla kesiyorum. Yani üzerine bastırarak kenarlarını kesiyorum. Daha sonra da şekil vereceğiz. Bu çöreğin şekli klasik şekli bu şekilde arkadaşlar. Yani farklı şekilde olmuyor. Bunun da hatta Maraş'ta özel merdanesi var. Bu şekli vermek için özel merdaneler var. Benim evde yoktu onu. Şu an bu, bu şekli çatalla veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi çatalla e, bir önce bir tarafı komple iz yapıyoruz. Daha sonra öbür tarafı minik minik kare izler oluyor bu şekilde. Evet. Şimdi tekrar birkaç defa göstereceğim. Siz de bir çatal yardımıyla yapabilirsiniz. Tam bu gördüğünüz gibi e, çatalı da. Mesela bir sonraki ize aynı çatal hizasından getirerek karışık olmasın. Yani karışık şekil değil de ufak ufak kare şeklinde oluyor. Yani orijinal şekli bu. Daha farklı şekil formlar verilebilir tabi. Ama en orijinal şekli bu arkadaşlar. Bu da hazırladığımız çöreklerimiz. Tepsimize hazırladık. Altına pişirme kağıdı serdi. Tam bu formda yapılıyor. Şimdi pişirmeye bırakabiliriz pişirmeye de 180 derecede yarım saat sürüyor. Yarım saatten fazla sürmüyor. Evet fırınımızda şimdi. Üzerine de çok az çörek otu koyuyoruz arkadaşlar. Fazla koymaya gerek yok. Hatta hamur yoğururken içine de konulabilir de. Ben biraz acı tat olduğu için de çok tercih etmiyorum. Çöreklerimiz yavaş yavaş pembeleşip pişmeye başladı ya yaklaşık yarım saatte hazır oluyor zaten üzeri biraz pembeleşecek tam böyle kıpkırmızı olmayacak da pembeleşince hazır bu da fırından çıkardığımız pişirdiğimiz çöreklerimiz mis gibi kokusu yayıldı arkadaşlar siz ne yapmanızı tavsiye ederim ya özellikle dışarıda yapıya, yaşayan Maraşlı arkadaşların canı istediği zaman yapabilmesi için paylaşıyorum bunu. Siz de oralarda istediğiniz gibi bu tarifle birebir yaparsanız harika çörekleriniz olur. Evet Ramazan bayramı da geliyor ve e, biliyorsunuz artık sokağa çıkma yasağı var. Bu bayramda da sokağa çıkma yasağı olacak. Evde bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaparsanız da şimdiden elinize sağlık diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.